yeniden merhaba. Bugün mikrofonum yok. Çok fazla kol dengemiz var çünkü ve sesim çok fazla patlıyor. O yüzden bağırarak ulaşacağım bugün biraz size. Umarım duyuyorsunuzdur beni rahat bir şekilde. Bugünün egzersizi dünkü oblik çalışmasını destekleyeceğine inandığım bir egzersiz. Çünkü bu kez yine obliklere dokunuyor olsak da serratus dediğimiz kaburgayı dışarıdan saran kası da çalıştıracağız. Latissimus dediğimiz en büyük sırt kasını da çalıştıracağız. Onun dışında gün içinde en fazla hareketsiz bıraktığımızı düşündüğüm sırt omurlarını yine her yöne hareket ettirecek şekilde bir akıştayız. Bugünkü dersin seviyesi biraz orta seviye ve hatta ileri seviye sayılabilecek bir ders. O yüzden yeni başlayan biriysen mutlaka el bileklerinin özellikle dayanma gücüne dikkat et. Hareketleri yine deneyebilirsin ama birkaç sayı sonra çok yorulduğunu düşündüğünde hareketi tamamlama. Bunu öneriyorum. Hiçbir ekipman kullanmıyoruz. Eğer hazırsan seni çocuk pozisyonuna alıyorum. Şu an oynamıyoruz artık. Ben pilates yapıyorum. I hit. Bugünkü akışın biraz hızlı bir ritmi de olacak. Yine hareketlerin arasındaki geçişler çok önemli bence. Bunları uygulamaya özen göstersen de. Yine hareketi anlaman için çok hızlı geçmeyeceğim. Fakat şimdiye kadar yaptığımız derslerdeki o tempoyu bir tık arttırıyoruz. Dizlerin üzerine geldikten sonra ayaklarını kalçanın altına yerleştirdin ve ellerinle ileriye doğru uzattın kendini. Omurgayı uzatarak kendimi çocuk pozisyonuna geçiriyorum. Ellerimle uzanabildiğim kadar ileriye uzanacağım ve şimdiden işaret parmaklarımı tam karşıya bakacak şekilde kollarımı hafif dış rotasyona doğru çevirdim. Ve burada bir yere yerleştirdim ellerimi. Ve nefesimi alırken bu uzama hissine odaklanacağım. Nefesimi vermeye başladığım anda kalçayı sıkarak pelvisi yuvarlayıp, beli yuvarlayıp, sırtı yuvarlayıp, omuzlar ellerin önüne gelene kadar kendimi öne getirdim. Ve buradan tekrar kalçayı dışarı çıkararak göğsü karşıya doğru açıp en çok da sırttan arkaya bükülmeye çalışarak çocuk pozisyonuna geri geldim. Bir. Tekrar nefesi ver, kalçayı yuvarla, beli yuvarla, sırtı yuvarla. Nefesini alırken göğsünü de aç karşıya doğru ve beline kavis vererek it kendini geriye. 2. Ve yeniden al nefes. Öne doğru getirdim kendimi. Bu C şeklinde ver nefes. Ters C'ye geçerek kalçayı geriye doğru gönderdim. Şimdi yukarıya kalkarken ayaklarımı da yerden kaldırıp ayak parmaklarımı yere taktım. Kalçayı dışarı çıkarıp elime bir kavis verip göğsümü açtım karşıya doğru ve sağ bacağımı arkaya doğru uzatıp sol ayağımı birazcık solda bir yere yerleştireceğim. Ve nefesle birlikte yavaşça belimi sağa doğru çevirip sağ kolu da yukarıya kaldırıp bir denge pozisyonuna getirdim kendimi. Ve sağ kolu başımın tepesinden uzatıp sağ yan gövdeyi açabildiğin kadar aç. Ve buradan sağ ayağını şimdi arkada bir yere koy hatta. Sol ayağının üstü yere gelsin. Ve bu sefer burada göğsünü gökyüzüne doğru çevirmeye çalış. Hala uzuyorum. Ve diğer nefesinle yavaşça önce elimi yere getirip daha sonra sağ dizi yere koyup bu ters C'yi bulduktan sonra kalçayı çocuk pozisyonuna doğru gönderdim. Diğer tarafa gitmek için nefesi verirken kalçayı yuvarla, omurgayı yuvarla, ayak parmaklarını tak önce tekrar yerine ve popoyu dışarı çıkarıp beline kavis ver, sırtını arkaya doğru bük ve şimdi sol bacağını arkaya doğru uzat, sağ ayağını birazcık matının dışına doğru bir yere getir ve sol kolu yukarıya doğru açıp belini sola doğru çevir, sol kolu uzat başının tepesinden. Ve hem ellerinin ucundan hem de ayak parmaklarının ucundan biri seni asılıyor gibi uzat iyice sol yan gövdeyi. Bir nefes buradayız. Daha sonra sol ayağımı yere yerleştireceğim arkada bir yere. Ve göğsümü biraz daha yukarıya doğru çevirmeye çalışıyorum. Burada hala pelvik tilt, arkaya pelvik tilt yaparak beli uzun tutmaya odaklan. Ve yeniden sol elini önce yere koy. Bacağını bir daire yapar gibi ortaya getirip dizini yere yerleştir. Ve inek pozuna geçip
Kal şeyi topuklara doğru gönder ve ellerinle ileriye doğru uza. Yeniden kalçayı yuvarlayıp omurgayı yuvarlayıp yukarı kalktım ve bu sefer yine ayak parmaklarını yere takıyorum. Öne geldikten sonra kalçayı dışarı çıkarmaya başladığım anda dizleri yerden kaldırıp kendimi ittim aşağı bakan köpeğe, topuklarımı elimden geldiğince yere itmeye odaklanacağım. İstersen dizlerini biraz bükebilirsin burada. Omurgayı uzatabildiğin yeri gör. Ve şimdi buradan önce bacaklarını düzleştirip parmak ucuna yükseltirken kendini kalçayı yuvarlamaya başla. Göbek deliğini içeriye asıl. Omurgayı yuvarlayarak kendini öne getir. Ve burada kalıp topukları geriye götürürken beline kavis ver. Göğsünü aç karşıya doğru. Ellerinle it kendini geriye ve karnını üst bacaklara getirmeye çalış. Ve tekrar nefesini alırken bacakları yukarı gönderdim. Parmak ucuna çıktım. Kalçayı yuvarladım. Sırtı yuvarladım. Öne geldikten sonra topuklarımı geriye doğru götürürken bele kavis verip göğsü açtım karşıya doğru. 2. Tekrar al bir nefes. Topuklar yukarıya. Kalçayı yuvarla. Beli yuvarla, sırtı yuvarla, omuzları elinin önüne kadar getir. Topukları geriye götürürken göğsü aç karşıya doğru. Nefesinle birlikte topukları kaldırırken pelvisi yuvarla, sırtı yuvarla, omuzları elinin önüne kadar getir. Topukları geriye gönderirken öne pelvik tilt yaparak kendimi aşağı bakan köpeğe ittim ve son kez al nefes, topuklar yukarıya. Kalçayı yuvarladım, sırtı yuvarladım ve topukları geriye gönderirken sırtı sıkıştırarak iyice kendimi geriye doğru iteceğim. Ve şimdi buradan yavaşça kendini önce omurgayı yuvarlayarak plank pozisyonuna getir. Göğsü aç bir karşıya doğru. Ve buradan sağ ayağımı yukarı gönderdim, sağ bacağı biraz. Ve yavaşça sağ yere indiriyorum arkada. Kalçamı yere indirip dik oturma pozisyonuna geldim. Matının dışında kalacaksın. Bu çok normal. Buraya geldiğinde kendini matının içine taşı. Ve kollarını ileriye doğru uzat bir kal burada. Nefesi alırken ayak parmaklarını kapatıp onları point'e gönder. Nefesi verirken omurgayı öne doğru uzatarak kapla. Sağ ayak bileğinden yakala ellerinle. Ve omurgayı yukarıya doğru dizerken sağ dizi büküp kendine doğru çek. Ve sağ bacağı gökyüzüne doğru uzatmaya çalış. Sırtındaki dikliği buldun yine burada. Ve buradan şimdi yavaşça önce birazcık beli geriye doğru yuvarlayarak kendimi geriye düşürür gibi yapacağım. Sağ bacağı kendime daha çok çekiyorum bunu yaptığımda. Omurga bir C çiziyor şu an hala. Diğer nefesimle bu C'yi bozmadan bacağı öne doğru indirirken bacağın üzerine doğru kapladım kendimi. Ve geldim sol ayak bileğinden yakaladım. Ve yukarı doğru omurgayı yuvarlarken sol dizi bükerek kendime doğru çektim önce. Ve bacağı uzattım yukarıya, omuzları aşağıya bastırdım. Göğüs açmaya çalışıyorum, sırtı dikleştirmeye çalışıyorum. Ve burada beli geriye yuvarlayıp, sırtı yuvarlayıp, dirsekleri sağa sola açarak bacağı kendime çekebildiğim yere kadar asılacağım. Ve bu C'yi bozmadan öne doğru katlanmaya gidiyorum. Ve şimdi ayaklarının yanından yakala. Nefesi alırken göğsünü aç karşıya doğru önce ve nefesi verirken öncelikle karnını bacakların üzerine bırakır gibi yap. Ve buradan yavaşça omurgayı dizip önce dik oturma pozisyonuna gel. Çok matının gerisindeysen biraz öne kaydır kendini ve kolları tekrar uzatıp önce dik omurgayı bulduk burada. Ve buradan kalçayı yuvarlayarak yavaşça beli yere doğru koymaya gidiyorum. Başım matıma gelecek en son. Hala dışarıda kaldıysan hiç problem değil. Hemen kendini aşağıya asılıp matının içine yatırdın. Şimdi kolları açtık sağa sola doğru. Omuz hizasında bir yerde. Sağ bacağı çektim 90 dereceye. Sol bacağı çektim 90 dereceye. Önce burada
Dizlerini büküp belini bir yere yerleştirmeyi deneyebilirsin. Kalçadan tam yerleşmeyebiliyor. Daha sonra bacaklarını uzat. Kollarını eğil, güçlü itmeye başladın. Şimdi nefesimi alırken iki bacağı da yavaşça sola doğru düşürmeye başlıyorum. Ve düzlüğü bozulmuyor. Kollarla yeri itmeye devam ediyorum. Sağ omzum yerden kalkmadı. Bacakları yere koyduktan sonra sağ kolu da getirip solda bir yere uzanmaya çalıştım iyice. Ve daha sonra buradan sağ avuç içimi yukarı çevirerek önce omzumu yere getirmeye çalışacağım, sağ omzu. Eğer burası çok zorsa senin için, gelmiyorsa omzun yere çok, dizlerini bükmen biraz daha yardımcı olacak. Ama diğerleriyle sağ elinden de destek aldıktan sonra iki bacağı yavaşça yukarıya doğru gönder. Önce ortaya geldin. Şimdi buradan sağa doğru düşmeye gidiyoruz ama düşmüyoruz. Kontrollü iniyoruz. Bacakları ne kadar kendine çekebilirsen o kadar iyi. Sol omzunla yerip itmeye devam ediyorsun. Ve aldığın nefesle birlikte bu sefer sol kolu kaldırdım gökyüzüne. Sağa doğru döndüm tam. Ve sol elimle sağda bir yere uzanmaya çalıştım bu sefer. Ve tekrar avuç içimi yukarı çevirerek sol omzu yere koyabilecek kadar kendimi sola doğru getirdim. Yani üst sırtı sola uzanmak için yere koymaya çalışıyorum şu anda. Ve merkezin devrede artık, kollar devrede. Yavaşça iki bacağı yukarıya doğru kaldırırken bakışlar yukarı gelsin. Tekrar nefesini alırken önce iki bacağı birlikte kontrollü bir şekilde sola doğru düşürmeye başla. Başını sağa doğru çevir. Bacaklar yere geldiğinde sağ kolunu getir bu sefer önce sola ve buradan başının tepesine uzat arkaya doğru ve sağ bacağını da alıp sağ matının ucuna kadar uzatmaya çalış. Ne kadar uzarsa. Buradan tekrar getirdik. İki bacağı üst üste ve kolu solda bir yere. Avucumun içini yukarı çevirerek sağa çevirdim kendimi. Sırt omurlarından bir çevrilme yaşamaya çalışıyorum. Ve sol elimle özellikle yeri güçlü bir şekilde iterek iki bacağı yukarı kaldırdım. Ve ortaya geldikten sonra tekrar yavaşça sağa doğru düşürmeye çalışıyorum. Bacakları kendine ısınmaya devam ediyorsun, unutma. Omzunun şu an bende gördüğün kadar yerden kalkması da normal. Bu beni rahatsız etmiyor. Ama bunu burada tutamıyorsan, özellikle elinle eli güçlü itemiyorsan mutlaka dizlerini bük. Şimdi buradan sol kolu getirdim sağa. Kendimi sağa doğru çevirdikten sonra sol kolu önce başımın tepesinden uzatacağım. Sol bacağımı da matın aşağısına doğru uzatmaya çalıştım. İyice uzuyorum yine şu anda. Ve tekrar önce kolu getirdim. Sonra bacağı getirdim. İki bacağı üst üste aldım. Ve sol avuç içimi yukarı çevirerek, kola bir iç rotasyon vererek sola doğru açtım elimi. Ve kolumu yerleştirdikten sonra sağ kolumla kendimi iterek iki bacağı yavaşça yukarı kaldırdım. Son sağa sola gidiyoruz. Şimdi tekrar al bir nefes burada ve yavaşça iki bacağımı düşürmeye başladın sola doğru. Eline yakın bir yere gelmeye çalışsın. Başını sağa doğru çevir. İki tarafa dönerken de vücudunun sağ sol çevrilme kapasitesine bir bak, sırtının. Şimdi sağ kol geldi sola. Bu sefer tekrar sağ kolumu uzattım başımın tepesinden ileriye. Sağ bacağı geriye doğru uzattım. Ve mümkünse önce bir burada sağ kolla daire çizip sağ dizimi büküp sağ ayağımın üstünden yakalamaya çalışıyorum. Sadece bir nefes. Sağ üst bacağını hissediyor olacaksın. Ve tekrar önce sağ bacağını uzat. Sol kolu başının tepesine getirip daha sonra iki bacağı üst üste al. Ve sağ avuç içini yukarı çevirirken tam bir rotasyonla sağ kolu sağ omuz hizasında bir yere yerleştirdin. Sol elle de yeri iterek iki bacağı yukarıya kaldırdık. Bakışlar yukarı geldi. Son kez sağa gidiyoruz. Al bir nefes burada. Dizlerini burada da düz tutamıyorsan burada da masaya bükmeyi unutma. Ve yavaşça iki bacağı sağa doğru düşür. Sol kalça yerden kalksın. Önce bakışlar sola geldi ve daha sonra sol kolu uzattım sağda bir yere.
Buradan başımın arkasına uzatırken sol bacağımı uzattım matın aşağısına. Ve mümkünse kolla bir daire yapıp sol dizimi büküp sol ayağımdan yakalıyorum. Bir nefes buradayız sadece. Ve tekrar kolu bırakıp bacağını uzat. Kolu başının tepesine uzat ve tekrar iki bacağı üst üste al. Dizimi bükmemin sebebi sehpa olması. Sen bükmek zorunda değilsin. Sol eli yukarıya doğru alıp iki omzu yere getirecek şekilde sırtımdan bir rotasyon yaparak sola doğru döndüm. Bakışlar yukarıya geldi ve iki bacağı yavaşça gökyüzüne doğru kaldırdım. Şimdi buradan kollarımı da gökyüzüne doğru gönderdim. Omuzlarım aşağıda ama hala. Bacakları dümdüz aşağıya indirirken başı kaldırıp sırtı yuvarlayıp beli yere koyduktan sonra yavaşça kendimi dik oturma pozisyonuna getirdim. Ve yeniden matının dışına çıktıysan kendini hemen geriye taşıp nefesini alırken uzat başının tepesinden itibaren kendini. Nefesi verirken bu senin challenge'ın olsun. Sırtındaki dikliği çok bozmadan dizlerini büküp önce bacaklarını bağdaş kuruşa getir. Omurgayı uzatarak öne doğru götür. Kendini ve kalçayı kaldırıp dizlerine kalktın. Ve dört bacak pozisyonuna geldikten sonra önce yeniden bir ayakların üzerini yere yerleştirip kalçayı topuklara doğru oturttum. Ellerimle uzanabildiğim kadar ileriye uzanıyorum. Nefesimi alırken kalçayı yuvarla, beli yuvarla, sırtı yuvarla. Omuzlar ellerin önüne kadar geldi. Tekrar kalçayı dışarı çıkarıp göğsü aç karşıya doğru ve it kendini geriye bir. Yeniden kalçanı sık. Sırtı yuvarla, belini yuvarla, başını aşağıya bırakıp daha sonra sırtından da özellikle arkaya bükülerek it kendini yukarıya 2. Şimdi kalçayı sıkarak tekrar kendimi yukarı kaldırdığımda ayak parmaklarımı taktım. Ve bu sefer kalçayı dışarı çıkarırken dizlerimi yerden kaldırıp ittim yeniden kendimi aşağı bakan köpeğe. Az önceki omurga artikülasyonuna bir şey ekliyoruz şimdi burada. Side plank'ler gelecek yani. Önce bir nefes dinlendin. Ve nefesini verirken topuklarını yukarı kaldırıp kalçanı sıkarak omurgayı yuvarlayıp önce kendini ellerinin üzerine doğru getirdin omuzlarını. Ve burada hafifçe göğsü açarken topuklarını sağa doğru düşürüp sol kolu uzattın başının tepesinden sağa doğru. Ve yeniden sol elini yere koymadan daha parmak ucuna çıkarken sağ elinle kendini it. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Bir. İki sayı daha sağa doğru yapacağız. Topukları yukarı kaldır. Kalçayı yuvarla. Beli yuvarla. Sırtı yuvarla. Ve burada popoyu dışarı çıkarırken topuklarını sağa doğru düşürüp sol kolu yukarıya aç. Uzat başının tepesinden. Ve tek kolunla kalçayı aşağı bakan köpeğe iterken sol elini yere yerleştir. Gel aşağı bakana. 2. Bir sayı daha. Al nefes, topuklar yukarı. Kalçayı sıkıp öne doğru geldim. Ve önce topukları sağa düşürüp açtım göğsü iyice sağa doğru, sola doğru pardon. Ve buradan sağ elimle kendimi aşağı bakana iterken sol eli yere yerleştirdim. Aynı şeyi sol tarafa yapmaya gidiyoruz. Sırtımdan izle diye burada kalacağım. Şimdi önce sırtı uzattık yine. Ters bir C bulmaya çalışıyoruz burada neredeyse. Sonra topukları yukarı kaldırıp kalçayı yuvarlayarak kendimi omuzlarımı ellerin üzerine kadar taşıyacak şekilde öne getirdim. Burada birazcık artık kavise gider gibi popoyu dışarı çıkarırken topuklarımı sola doğru düşürüp sağ kolu gökyüzüne açıp oradan başımın tepesine uzatıyorum. Ve o kavise gelerek tekrar sol elimle kendimi aşağı bakan köpeğe iterken parmak ucuna doğru sağ elimi yere yerleştirdim. Bir. Yeniden topuklar yukarıya, kalçayı sık, beli yuvarla, sırtı yuvarla,
Ve hafif kavis verir gibi yaparken topuklarını düşür sola. Aç sağ kolu gökyüzüne ve uzat başının tepesinden ileriye. Ve parmak ucuna çıkarken kalçayı yukarı doğru gönder. Sağ elini yere yerleştir. 2. Son bir tane daha yapıyoruz. Nefesinle parmak ucuna yüksel. Omurgayı yuvarlayarak öne doğru gel. Kalçayı dışarı çıkarır gibi yaparak topukları sola düşür. Sağ kolu uzat başının tepesinden. Ve yeniden parmak ucuna çıkarken sol elinle it kendini aşağı bakana. Ve buradan topukları yukarı kaldırıp son kez kalçayı yuvarla, beli yuvarla, sırtı yuvarla. Omuzlar ellerin üzerine geldiğinde bir gövdeyi aç plank pozisyonuna yerleş. Sol ayağını yukarı kaldırıp matının sağına doğru bir yere yerleştirirken sağ kalçayı yere oturt. Dik oturma pozisyonuna geldin. Yine matının dışında kaldın muhtemelen. Kendini hemen matının içine al. Ve bu sefer burada dik oturmada kalıp bacakları yine açabildiğimiz kadar açacağız ama çok da açmanı istemiyorum. Kalça etlerini sıyırıp oturma kemiklerinin üzerine getir kendini. Ve buradan önce kollarını yukarı doğru uzatırken bacakların arkasını uzatabildiğin kadar uzun tut. Nefesi aldın iyice, göğsünü açtın karşıya. Nefesi verirken önce iki kolu sağ sola doğru çevirecek şekilde ve indirecek şekilde göğsümü sağ sola doğru çeviriyorum. Sol elimle sağ bacağın dışına doğru giderken omurgayı büktüm öne doğru ve aynı zamanda rotasyondayım. Sağa doğru çevrilmeye çalışıyorum. Ve buradan yavaşça gel. İki kolu gökyüzüne al. Nefesini alırken uzattın kendini ve nefesi verirken bu kez sola doğru çevrilip sağ elimle sol ayağın dışından itmek ister gibi omurgayı sol bacağın üzerine doğru büküyorum. Ve yeniden tek tek diz kendini yukarıya. 2 sağ sol daha yapacağız. Al nefes, uzat kendini. Ver nefes, sağa doğru çevril. Sol elinle sağ bacağın dışına uzan ve omurganı sağ bacağın üzerine doğru bırak. Ve yeniden gel yukarıya, omurgayı tek tek diz. Ve bu kez sola dönüp sol bacağın üzerine doğru omurgayı bıraktım. Bu arada omurgayı bükerken hala karnımı bacağın üzerine getirmeye çalışıyorum. Uzuyorum yani. Son sağ sol için. Aç göğsü yukarı doğru. Uza başının tepesinden. Nefesini alırken çevir sağa. Sol elinle sağ bacağının dışına git. Sağ bacağının üzerine kaplan. Ve yavaşça omurgayı dizerken kolları yeni daha yukarı kaldır. Al bir nefes burada ve verirken bu kez sola doğru döndüm ve sol bacağın üzerine kaplamaya gittim kendimi. Ve yeniden kolları gökyüzüne doğru uzat. Uzayabildiğin kadar uza burada. Topuklarını it. Önce öne doğru düz bir şekilde katlandım. Sonra ellerimi yere yerleştirip belimden itibaren bütün omurgaya bir C harfi verdim yine. İstersen ayaklarından tutabilirsin. Dışından ya da içinden. Hatta eğer tutuyorsan önce yine bir burada göğsünü açmaya çalış. Nefesini al ve verirken burada kapat kendini öne doğru. Ve daha sonra kollarını önce ileriye uzatıp başının arkasını almak ister gibi yukarıya kaldır. Arkadan tam bir daireyle yere indirip bacakları öne yerleştirdim. Ayaklarımı point alıp tekrar kollarımı yukarı doğru gönderip sırtı bozmadan yine kendimi bağdaş kuruşa getirip öne doğru omurgayı uzatarak ellerimi yere yerleştirip dizlerimin üzerine dört bacak pozisyonuna kalktım. Ayakların üstü yerde kalsın. Kalçayı dışarı doğru çıkarıp göğsünü aç karşıya doğru. Omuzlarını geriye doğru itme. Nefesini ver. Kalçayı topuklara oturtup ellerinle ileriye uzanabildiğin yere kapla kendini yine çocuk pozisyonu için. Bu kez nefes alırken kalçayı sıkarak yine omurgayı yuvarlayıp kendimi öne doğru getiriyorum. Ve buradan tekrar kalçayı dışarı çıkarıp göğsümü açıp
Karşıya doğru bakarak ittim kendimi bir. Burası artık bizim dinlendiğimiz bir yer oldu. Aynı zamanda sırt omurlarını hem öne hem de arkaya doğru bükecek şekilde ona eş zamanlı olarak böyle ters iki yönlü hareket uyguluyoruz ki esnekliği artsın. Şimdi son kez yaparken yukarıya kalktığımda ayak parmaklarımı tekrar taktım ve kalçayı dışarı çıkarırken artık dizlerimi tekrar yukarıya doğru gönderdim. Az önceki harekete bir şey daha ekliyoruz. Her seferinde artı bir hareket koyarak gidiyoruz. Bunun istediğin seviyesinde kalabilirsin. Önce topuklarını yere doğru it. Koltuk altlarını kendine doğru çevirip göğsü yere bırakır gibi yap. Ve nefesini alırken parmak ucuna yükselip kalçayı sıkıp yuvarla. Çek göbek deliğini içeri, belini yuvarla, sırtını yuvarla. Ve burada yeniden birazcık kalçayı dışarı gibi çıkarır gibi yaparken topukları sola doğru düşürüp sağ kolu başının tepesinden uzat. Ve nefesi alırken bu sefer burada kalçayı yere indiriyorum bir tık, elim aşağı indi. Nefesi verirken ittim kalçayı yukarı bir. Sadece 5 sayı yapacağız. İt kalçayı yukarı 2. Ne kadar yukarı gönderirsek o kadar tatlıydı bizim için. Unutma. 3 istediğin an dirseklerine inebilirsin. 4 son bir tane daha. Ve 5. Şimdi buradan yeniden tek kolun üzerinde öncelikle kendini aşağı bakana itip sonra sağa yere indir. Aynı şeyi sağ kola yapmaya gidiyoruz. Sırtımı döneceğim yine arkadan gör diye. Nefesimi aldım burada, koltuk altını çevirdim yine kendime doğru, kürek kemiklerini yaydım iyice. Ve nefesimi verirken parmak ucuna yükselip kalçayı sıkarak arkaya pelvik tilt ile omurgayı yuvarladım. Biraz kalçamı dışarı çıkarırken topuklarımı düşürdüm sağa. Sol kolu açtım yukarıya ve başımın tepesinden uzattım kendimi. Nefesi alırken kalçayı aşağı indirdim. Bir. Verirken ayaklarınla da it mutlaka kendini yukarıya. İki. Ve ver nefes yukarı. Üç. Sağ el parmak ucumu nasıl kullanıyorum ona bir bak. İyice matımı böyle itiyorum parmak ucumu ucumla. Son bir tane daha yapıyoruz. Ve buradan kendini aşağı bakana iterken sol eli yere koy. Ayaklarını bir tekrar yerleştir. Topuklarını itmek isterken dizlerini bükebilirdin, unutma. Omurgayı uzun tuttuk. Ve buradan yeniden bacakları uzatıp parmak ucuna yükseldim. Kalçayı sıkarak yuvarlayıp omuzların üzerine kadar getirdim kendimi. Eğer omuzların üzerine geldiğinde plank için çok dar bir mesafedeysen ayaklarla geriye yürüyebilirsin biraz. Kendini plank'e getir. Parmak uçlarını yere itmeye devam ediyorsun. İşaret parmaklarının karşıyı göstermeye devam ediyor. Şimdi sağ bacağını yukarı kaldır ve aşağıya indir. Solu yukarı kaldır ve indir. Bu kez sağ yukarı kaldırıp sağ dizi bükerek sol tarafta bir yere yerleştirmeye doğru gideceğim. Dizimi açacak şekilde. Sol dizimi de büktüm. Sağ elimle sağ ayak bileğimden yakalayıp sol kolu gökyüzüne uzatıp yavaşça sağa doğru esnettim kendimi. Sol yan gövdeyi açıyorum. Şimdi diğer nefesimle önce sol elimi eski yerine yerleştireceğim. O yüzden nereden aldığın, nasıl aldığın çok önemli. Ve buradan kendimi dizlerimin üzerine kaldırırken sağ bacağımı da geriye getirip plank'e koyup solu yanına aldım. Tekrar bu sefer sol yukarı 1, sağ yukarı 2, solu yukarı kaldır ve dizini bükerken sağa yerleştir. Kalçayı yere koyup iki dizini bük. Sol elinle sol el ayak bileğinden yakala. Sağ kolu gökyüzüne doğru uzatıp daha sonra sola doğru katma kendini. Sağ yan gövdeyi uzat. Ve buradan diğer nefesle birlikte önce sağ elimi yere yerleştirdim. Dizlerime kalkarken
sol eli yere koyup sol ayağımı yere, sağ ayağımı yere koydum. Haydi yeniden yapıyoruz. Sağ yukarı 1. Sol yukarı 1. Sağ yukarı aldım ve dizimi bükerken sol ayağımın dışını yere yerleştirip kalçayı yere koydum. Sol dizi de büktüm. Sağ elle sağ ayak bileğinden yakalayıp sol kolu gökyüzüne uzat. Ve nefesinle birlikte katla kendini sağa doğru. Ve buradan tekrar önce sol elini nereye koyduğuna bak. Ve yavaşça dizlerini kaldırırken kendini sağ bacağı da geriye uzatıp plank pozisyonuna geldin. Son kez. Sol bacak yukarı 1. Sağ yukarı 1. Ve solu yukarı uzatıp dizi bük. Ayağı yere koyarken kalçayı yere koy. İki dizi büktükten sonra sol elinle ayak bileğinden yakala, sağ kolu yukarı uzat. Ve nefesini alırken sola doğru katla kendini. Ve şimdi tekrar buradan sağ elimi yere koydum. Dizime yükselirken sol ayağımı yere getirip plank pozisyonuna çıktıktan sonra bacakların arası kalça genişliği açık kalsın. Burada kalçayı dışarı çıkararak, göğsü karşıya açarak kendini aşağı bakana ittin. Topuklarını yere yerleştirebileceğin şekilde kendini asıl ve dizlerini bük tekrar biraz. Koltuk altlarını çevir kendine doğru ve omurgayı uzattığına emin ol. İsteyenler çocuk pozisyonuna geçip dinlenebilir. İsteyenlerle birkaç hareketi birleştirerek biraz daha zorlu bir şey yapacağız şu anda. Önce nefesini alırken topukları yukarı kaldır. Kalçanı yuvarla. Sırtı yuvarla. Omuzları ellerin önüne kadar taşı. Topukları geriye iterken göğsü açarak kendini aşağı bakana it. Ve şimdi buradan sağ elinle sol ayak bileğine uzanmaya çalış. Ve sağ kolu başının tepesine alırken iki topuğu da sola düşür. Derin bir nefes alırken sol kalçayı aşağı indirip sağ kolu yere indirir gibi yap. Ve buradan kendini tekrar it önce yukarıya. Ayak parmak ucuna çıkarken sağ elinle sol ayak bileğine dokunup elini yere yerleştirip topuklarını yere koy. Tekrar nefesini alırken kaldır topukları yukarı. Kalçayı yuvarla. Omurgayı yuvarla. Ve topukları geriye iterek aç göğsünü. Aşağı bakana it kendini. Ve bu sefer sol elinle sağ ayak bileğine uzan. Ve buradan iki topuğu sağa düşürüp sol kolu başımın tepesinden uzattım. Kalçayı aşağı indirip nefes aldım. Verirken tekrar yukarıya ittim ve parmak ucuna çıkarken tekrar sol elimi sağ ayak bileğine itip daha sonra yere yerleştirip topuklarımı yere ittim. 1. 2 sağ sol daha deniyoruz. Al nefes, topuklar yukarı. Kalçayı yuvarla, çek göbeklerini içeriye. Ve öne geldikten sonra topuklarını arkaya düşürerek göğsünü aşağıya doğru bırak. Sağ elinle sol ayak bileğine yakalamaya çalış. Uzanmaya çalış ya da. Ve topuklarını sola düşürürken sağ kolu uzat başının tepesinden. Al bir nefes, kalça aşağı. Ver nefes, kalça yukarı. Ve tekrar parmak ucuna çıkarken sağ elimle sol ayak bileğine dokunup daha sonra elimi yere koyup topuklarımı yere yerleştirdim. Ve nefesle birlikte tekrar topuklar yukarı, omurgayı yuvarlayıp topukları geriye alarak aç göğsünü ve sol elinle sağ ayak bileğine dokunmaya çalış. Kolu başının tepesinden uzatırken topukları sağa düşürüp aç gövdeyi sola doğru. Al nefes, kalça aşağı. Ver nefes, kalça yukarı. Tekrar nefes alırken parmak ucuna çıkıp kendini it aşağı bakana ve sol elle sağ ayak bileğine dokun. Sol eli yere koyup topuklarını yere it. Son kez yapacağız. Topuklarını kaldır yukarı. Göbeklerini içeri çekerek omurgayı yuvarla, gel öne. Topukları geri gönderirken kalçayı dışarı çıkarıp göğsünü açarak gel aşağıya.
Sağ eline sol ayak bileğine uzan. Ve sağ kolu başının tepesinden uzatırken topukları sola düşür. Kalça yukarıda kalsın. Nefesini alırken kalça aşağı. Nefesini verirken yukarıya tekrar. Ve buradan parmak ucuna yükselirken tekrar sağ elinle sol ayak bileğine uzan. Koy elini yere. Ve kendini düzeltip aşağı bakanda buluş benimle. Ve parmak ucuna yüksel. Kalçayı yuvarla, omurgayı yuvarla öne. Topukları düşürürken kalçayı geriye gönder. Göğsü aç yere doğru. Sol elle sağ ayak bileğine git. Topuklarını sağa düşürürken sol kolu uzat başının tepesinden. Bir nefes al. Kalça aşağı insin. Nefesini ver. Kalçayı yukarı gönder. Ve parmak ucuna yükselirken tekrar sol elinle sağ ayak bileğine uzan. Koy sol elini yere. Aşağı bakan köpekte bir kal. Şimdi aldığın nefeste son kez topuklar yukarı. Kalçayı yuvarla, sırtı yuvarla. Beli yuvarla. Dizlerini koy yere. Göğsünü aç karşıya doğru. Ters C'ye getirdin kendini. Ve el bileklerinin üstünü yerleştirecek şekilde kalçayı yavaşça topuklara doğru götürüyorum. Tanrım! Nasıl geçti zaman? Önce ellerini ileriye doğru uzat. Ve omurgayı yuvarlayarak bu kez kalçanın üzerine oturma pozisyonuna getir kendini. Göğsünü aç karşıya doğru, omuzlarını çevirip tak yerine bir. Ve tekrar. İki. Ve son kez. Üç. Gel bir bağdaş kuralım. Sağ bacak solun üstünde olacak şekilde otur. Bir el parmaklarını aç kalçanın iki yanına doğru bir yere. Uzan böyle bir yere. Ve şimdi sağ bacağın üstteydi. Sağ dirseğini inecek şekilde sağ elinde biraz matında ileriye yürüyüp sol elini beline koyup sağ dirseğini yere koymaya odaklan. Ve gitmek isteyenler, sol kalçası çok kalkmayanlarla sağ kolu başının tepesinden uzatalım bir. Dediğim kadar vardı sanırım. Bir tık ileri seviyeye bile geçtik. O yüzden özellikle yeni başlayan biriysen lütfen hareketleri dene fakat kendini çok zorlama. Hani en azından yaparken bu hareketi yapabilmen için nasıl bir gelişmeye ihtiyacın var, nasıl bir gelişmeye ihtiyacın var. Bunu görmüş olursun. Bazen böyle sürecin içerisindeyken gideceğimiz yerin de nasıl bir yer olduğunu görmek iyi geliyor. Ama bu motivasyonunu bozmasın. Zorlandın ve yapamadın diye oraya ulaşamayacağın anlamına da gelmiyor. Aksine düzenli çalışınca bir gün bunları yapabildiğini gördüğünde, şu an yapamadıysan eğer özellikle, işte o zaman mucizelere inanıyoruz. Yavaşça omurgayı dikleştir, sol elini yere yerleştir. Sol dirseğini yere koyarken sağ kolu gönder başının tepesinden. Sağ kalçayı yere it, pardon, bacak değiştirmeyi unuttum. Bunu yaparken mutlaka sol bacağın üstü olsun. Sağ bacağına baskı yapsın yere itmek için. Kendini geriye yığmadın ve aldığın nefeslerle daha çok sağ beline doğru bir yere göndermeye çalıştık o nefesleri. Ve yavaşça tekrar kendimi yukarıya kaldırdım. Ve burada son kez omuzları çevirip taktık yerine bir. Ve yeniden çevir ve tak yerine iki. Ve son kez üç. İnanamıyorum. Mükemmel bir çalışmaydı. Yapan herkesi gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Bravo, bravo. Bugün farkındaysan çokça üst bedeni hissettiğimiz bir egzersiz yaptık. Yarın, tiyo veriyorum bugün de, alt bedene dönüyoruz. Özellikle alt gövdeyi güçlendirmek isteyenleri yarın mutlaka matına çağırıyorum. Onun dışında benim gibi sen de çok ter attıysan özellikle yine çokça sıvı tüketmeyi unutmuyorsun. Ter atmadıysan da mutlaka o sıvıyı tüket. Ve yarına kadar güzel kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Kaçımız şu anda alev alevis ha?